Çin sözde sıfır Covid bahanesiyle Doğu Türkistan'a yönelik insanlık dışı kuşatması sürüyor. Sosyal medyada dolaşan videolar açlıktan kıvranan insanları gösteriyor. Bir videoda bir kadın kendisini evine hapseden yetkililere sesleniyor ve evindeki 5 çocuğun ateşlendiğini, hatta bazılarının 39 ila 40 derecelere ulaştığını ve ölüm riski olduğunu söylüyor. Bu ve benzeri videolar Uygur halkının evlerine kapatılarak açlığa ve hastalığa terk edildiğini gösteriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş, bu videoların Çin'in ne kadar zalim ve acımasız olduğunu gösterdiğini vurguladı ve artık söyleyecek söz kalmamıştır dedi. Çin'in yıllardır Uygurları toplama kamplarına hapsederek ölüme ittiğini vurgulayan Karakaş, şimdi de kamplardan kurtulan Uygurları bu şekilde aç bırakıp öldürmeye çalıştıklarını söyledi. Karakaş açıklamasında en kötüsü de Türk İslam dünyası dahil dünya izliyor ve sessiz. Dünya Çin soykırımına karşı pratik bir tavır almalı. Aksi takdirde bir gün dünya bedelini ödeyecek. Ahiret gününe inanan Müslümanların Allah'ın sorgusundan korkmaları gerekir ifadelerini kullandı. Avustralya ABC haber kanalında yer alan haberlere göre Avustralya'da muhalif liberal partisi hükümeti Magnitsky yasası uyarınca Doğu Türkistan'da Çin'in Uygurlar başta diğer Müslüman halka yönelik işlediği soykırımla bağlantılı Çinli yetkilileri cezalandırmaya çağırdı. Habere göre Avustralya Yedek Dışişleri Bakanı Simon Birmingham bu yıl Avustralya'da her iki parti işbirliğinde Magnitsky yasasının onaylandığını ve tam da bu dönemde insanlığı şok eden Doğu Türkistan raporunun ortaya çıktığını, hükümetin bu konuyu dikkate alması gerektiğini, Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım faili Çinli yetkililerin yasa gereği cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Çin Halk Ağı'nda 5 Eylül'de yer alan haberlere göre Çin İnternet Bilgi Güvenliği Ofisi sözde internetteki siber zorbalık, sahte haberleri, dedikoduları temizlemek ve çökertmek adı altında Çin genelinde 3 aylık harekat başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı yeni başlatılacak program kapsamında ABD'li teknoloji devlerine yönelik büyük bir kısıtlamayı açıkladı. Ticaret Bakanı teknoloji devi şirketlere Çin'de 10 yıl boyunca gelişmiş tesisler kurmasının yasaklandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok şehrinde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştiğine işaret eden Putin, "Ticaretimiz artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayında %30 arttı. Görünen o ki ticaret hacmimiz yakında 200 milyar dolara ulaşacak," dedi. Hollanda'da yaşayan Uygur Türkleri, Tibetliler ve Güney Moğollar Rotterdam'daki Çin Büyükelçiliği önünde Çin soykırımına karşı protesto gösterisi düzenledi. Diğer yandan Almanya'nın Frankfurt şehrinde 3 gün sürecek olan Almanya-Çin ticaret toplantısına karşı Uygur, Tibet, Hong Kong teşkilatlarının organize ettiği protesto gösterisi yapıldı.